yapmaya devam ediyor. Yarın dışarı çıkacaklara ekstra kalın giyinmelerini tavsiye ediyoruz. 7 dereceyi bulacak sıcaklıklar kışın erken geldiğini görmemizi sağlayacak. Bazı illerde hava sıcaklıkları şöyle. Arkasından da Belçik Üstüm Çocuk Masalları yayınlandı. Kendimi bir böyle 20-30 yıl sonrasında ve filmin kadın yazarlarından biri olarak çok da hazırlıklı değildim. Evet, 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 evet. Herhalde bu pek çok yazarın rüyasıdır. Evet, yani. Hayır, hayal etmemiştim tabii. Benim için daha çok o hikayeyi anlatmak. O dönem hemen sonraydı. 80 sonrası darbenin, yani 80 darbesinin çok ağır hissedildiği günler. Birazcık da ona karşı direnç olarak yazdım. Yani bazı söyleşilerde ben yazar değilim, çevirmenim diyorum. İşte ya sözcüler ulaşmak istediği insanlar, bu insanlar. Ben onları içeriden tanıyorum. İçeriden o hikayeyi anlatmak istemiştim. Daha henüz sol böyle yeni bir içselleştirmemiş. O ilk yıllar hemen zaten 80'de. Yani tabii hayal etmemiştim. Yani ünün de ne olduğunu bilmiyordum. Çok gençtim zaten. Yani Sevgili Aşçı'nın yayınlandığında 25 yaşındaydım ama yazdığımda 20'li yaşlarındaydım. Çünkü Sevgili Aşçı'nın yayınlanmadan Belçika'sını yazmıştım. O zaman Mehmet Fuat, yani biliyorsunuz hikayenin oğlu, Yasmin'in oğlu, editörü. Sevgili Arşörüm'ü ona götürdüm. O da polisten kaçıyoruz zaten. Böyle saklandım ve saklanmış da evde yazmıştım. Bana baktı böyle, dedim ki senden çocuğum. Çok etik olmuşsun. Oğlum ayak kapını çıkarayım mı? Ah, günaydın Efe Bey. Günaydın Meryem. Ama bey yok ya. Kaç sefer söyledik Latif diye. Değil mi? Sadece Latif. Kusura kalmayın. Ağız alışkanlığı. Onu çıkardım mı arkadaşlarım? Gel. Oğlum günaydın. 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 Latif Bey, ben geçen hafta size deterjan bitti dediydim ya. Ha, aldım mutfakta. Tamam. O zaman ben geç olmadan mutfaktan başlayayım. Siz bir şey ister misiniz öyle kahvaltılık falan? Yok, çok sağ ol. Geç. Sen geç içeride otur, beni daralttın bugün. Hadi çocuğum, hadi yavrum, hadi. Yavrum. Ya bir kere de
dekiletme sen şu anne lafını. Hadi çocuğum geç içeri. Yakup hadi. Allah Allah. Anneme adadım işte. Yani o cümleyle adadım. Annem hemen 79'da darbeden hemen bir süre önce doğmuştu. Ve yani sevgili şimdi o yaşlı buna koskoca Pinimo kralını tercih ettiğini mi söylüyorsun bana? Evet öyle. Ama neden? Çünkü baba o. Pekala. Şahyar. Satranç biliyor musun? Birliklere haber verin. Müslüman prensimiz kurtarma operasyonu için karanlık ormanın derinliklerine girmeye karar verdi. Öğrenmek ister misin? Buyurun Latife'ye geçin. Yok yok iyiyim böyle. Latife ben sileceğim oraları zaten. Siz geçin. Yok iyiyim ya. Israr etme. Duruyorum. Peki. Ay. Yakup rahatsız mı ediyor yoksa? Yok canım ne rahatsızlığı. Çocuk öyle uslu uslu oturuyor. Televizyon seyrediyor. Da böyle bir suratı asık biraz ya. Yani bir şey mi var? Bir sorunu mu var? Yok. Yok yok bir şey yok. Dün doğum günüydü de babası da dedi ki seni hamburgerciye götüreceğim. Ama fabrikada fazla mesai kalınca gidemediler. Bu da ondan biridir bana surat yapıyor. Anladım. Havalar da soğuyor. Ya. Yani böyle zorluk oluyorsa gelip giderken istersen sizi taksiyle yollayayım. Ay yok Latife hiç zahmet etmeyin. İyiyiz biz çok şükür. Ya çocuk üşüyordur yani. Benim için sorun değil. Şey yapabilirim yani. Taksiyle gönderebilirim. Ay yok Latife hiç zahmet etmeyin. Sağ olun çok şükür iyiyiz biz. Ama zor oluyordur ya. Çocuk da zorlanıyordur yani. Üşüyordur. Yani. E zorlanıyor tabii biraz öyle erken falan kalkınca benimle. Ama alışıyor. Bazı çocukların erken büyümesi gerekli Latif Bey. O da büyüyor. Meryem. Ben böyle bir kışlık alışverişe çıkacağım da. Diyorum ki Yakup da gelsin benimle. Hem böyle bir dolaşmış olur hava alır çocuk. Hem de ona bir ayakkabı alayım. Ha, yok Latife hiç zahmet etmeyin sağ ol. Ya bak çocuğun doğum günüymüş hem. Ya hediyem olsun içimden geldi. Yok Latife ben sonra kalkamam öyle bir şeyin altından. Ya altından kalkacak bir şey yok yani içimden geldi. Bak kabul edersen beni gerçekten çok mutlu edeceksin. Peki. O zaman ben Yakup'a haber vereyim. Latif Bey sağ olun. Allah razı olsun size. Yakup. Yakup hadi hazırlan oğlum. Bak Latif Bey'le alışverişe çıkacaksınız. Hem sana kışlık ayakkabılar alacak. Niye? Ne niye oğlum? Yeni ayakkabıların olacak işte. Ben seninle kalmak istiyorum. Oğlum ben bir yere kaçmıyorum ki buradayım. Bak ne güzel eğleneceksiniz hem.
Yakup. Oğlum benim işim başımdan açtım. Bak bütün gün uğraşamam seninle. Hadi. Tamam Latif Bey. Yakup da gelecek sizinle. Ben onun montuyla ayakkabılarını hazırlayayım. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Biz öyle bakıyoruz. Sizin için mi, onun için mi? Maşallah çok benziyor. Öyle mi? Benim oğlum değil gerçi de. Yakup. Gel bak bakalım bir. Beğendiğin var mı? He? Yok mu? Ya. İstediğini seçebilirsin yani. Çekinme. Mesela bir sürü çok daha güzel var. Bak. Mesela bu daha güzel değil mi? Ha? Harika bir seçim efendim. Babanızın gayet hoş ve güzel bir zevki varmış. Babam değil o benim. Hoş geldiniz. 299 lira. Şimdi giymek ister misin ayakkabını? Gel gel, şimdi değiştirelim de ayağın alışsın ha. Aç değil misin? Ama olmaz ki böyle. Bütün gün yemedin zaten. Yemen lazım. Paket yaptırayım mı? İstemem. Emin misin? İstemem. Şu neymiş? Şu oyuncak. Ne aldın onu? Açmayacağım mı? Okul nasıl gidiyor? Eylül'de başlayacağım. Heyecanlı mısın? Evet. Ne olacaksın peki büyüyünce? Babam olacağım. Baban olacaksın. Çok mu seviyorsun babanı? Evet, en iyi babam.
Ben şimdi geliyorum. Hay Allah'ım ya. Geç bakalım. Nasıl geçti? Bir zorluk çıkarmadı inşallah size. Hiç sorun yok. Hadi çok şükür. Latif Bey. Ayakkabılar için teşekkür etti mi? Eşek sıpası. Yakup! Yakup! Oğlum ne güzel ayakkabılar bunlar böyle. Teşekkür ettim de amcana. Yakup! Onu teşekkür ettim de amcana. Yakup! Şey yapma çocuğum Meryem yani. Neyim değil. Tamam canım olur mu öyle şey? Bir teşekkür etmesi lazım. Ayıp. Kalk bakayım. Kalk bakayım oğlum. Oğlum kalksana. Yakup. Alın mı? Güzel arkadaşlar yaparsın. Şimdi teşekkür ediyoruz. Biliyorsun sen de teşekkür ediyorsun. Hadi bakayım. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne biçim davranışlar bunlar bana bak. Utanman yok mu senin? Ha? Ne yapıyorsun sen? Meryem. Ne yapıyorsun oğlum? Teşekkür et bakayım. Hadi. Teşekkür ediyorsun hadi. Çocuğum. Tamam tamam Latife hadi bekliyorum hadi Yakup. Oğlum teşekkür etsene. Yakup teşekkür etsene. Seni bekliyorum hadi. Yakup seni bekliyorum. Hadi oğlum. Meryem. Oğlum teşekkür etsene. Bekliyorum bak. Ya gerek yok. Bir şey etme çocuğum. Yakup bekliyorum bak. Oğlum teşekkür etsene Latife amcan hadi. Yakup seni bekliyorum. Yakup. Bana bak babana söylerim. Latif Bey, ben her şey için tekrardan sizden çok özür diliyorum. Özür dileyecek bir şey yok. Ben özür diliyorum. Allah sizi inandırsın. Ben çok utandım Latif Bey. Ya utanacak bir Latif şey Bey, yok. Latif Bey, eğer müsaadeniz olursa ben bu ayakkabıların parasını size ödemek istiyorum. Dünyada olmaz. Öyle bir şey yok. Eğer ben ödeyemezsem benim gözüm uyku. Bak ben çocuk için doğum günüydü hediye aldım. Latif Bey ne kadar verdi? Dünyada almam senden parayı. Meryem hiç ağzını boşuna yorma yani. Hiç gerek yok. Anladın mı? Ben... Böyle bir şey olmayacak. Latif Bey, ben size bunu ancak önümüzdeki ay ödeyebilirim. Meryem! Hanım. İyi akşamlar Latif Bey. İyi akşamlar.
işte dünyanın en yalnız canlısı. 1992'den beri takip edilen ve 2004'te New York Times tarafından makalesi yayınlanan o yalnız balina. Diğer balinaların aksine ne bir arkadaşı ne de bir ailesi var. Hiçbir gruba veya topluluğa dahil değil. Hiçbir zaman sevgilisi ya da eşi olmamış. Aslında o da diğer balinalar gibi şarkısını ikili veya altı çağrılar halinde söylüyor. Her bir çağrısı yaklaşık 6 saniye sürüyor. Ama onun diğer balinalar o